Çocuk konusu. Zeynep'in en hassas olduğunu nokta. Onu oradan vuracak. Buraya niye gelmiştiniz? Ölmeye. Aa! Ne yaptın lan? Ne yaptın siz? Ne yaptın Kaan? Ne istiyorsun kan benden? Evlenelim. Ve yeni bölümde büyük olay. Şerefin tuzağına düşen Halil İbrahim ve Oğuz sağ salim kurtulabilecekler mi? Yoksa Halil İbrahim'den Şerefe yine bir ters köşe mi gelecek? Zeynep Halil İbrahim'in kurtulması için Kaan'la evlenmeyi kabul edecek mi? Didem gerçekten hamile mi yoksa bu da bir planın parçası mı? İşte tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı videomuzda olacak. O yüzden sonuna kadar dikkatlice izlemeyi, videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu kısa hatırlatmayı da yaptıktan sonra hızlıca başlayalım. Son bölümün final sahnesi elbette herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü yine bir hamile kadın klişesi bu dizide de yaşanmaz diye bekleniyordu. Ancak maalesef yine aynı terane burada da ceryan etti. Tabi Didem'in gerçekten hamile olmadığı çok belli. Bu yalanı Halil İbrahim ve Zeynep'i tekrar ayırmak için kurguladı ve bunu tek başına da yapmadı. Muhtemelen bu işin arkasında Kaan var. Didem Kaan'la görüşüp bu oyunu tezgahladı. Aklınca hamileyim diyecek. Zeynep de Didem'in çocuğu babasız büyümesin diye Halil İbrahim'den ayrılacak ve gidip Kaan'la evlenecek. İşte Didem ve Kaan'ın planı bu yöndeydi. Tabii bu sefer hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yani Halil İbrahim ve Zeynep bu çocuk meselesinden ötürü birbirlerinden ayrılmazlar diye düşünüyorum. Çünkü artık birbirleri olmadan yapamadıklarını ikisi de çok net bir şekilde anladı. Lakin bu sefer de Şeref'in tuzağı yüzünden ikili ayrılacak gibi görünüyor. Yeni bölümde Şeref, Halil İbrahim ve Oğuz'u ele geçirip işkence yapıyor ve bu işkence görüntülerini de Kaan Zeynep'e izletiyor. Kaan Zeynep'e benimle evlenirsen Halil İbrahim kurtulur anlamında bir cümle kuruyor. Muhtemelen Zeynep Halil İbrahim'in yaşaması için Kaan'ın bu teklifine evet diyecek. Tabii ne İskender ne de Kaan verdiği sözü tutmaz burası çok açık ve net. Yani Zeynep'in evlenmeyi kabul etmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Onlar yine Halil İbrahim'i öldürür. Bu arada sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Halil İbrahim o tuzağa bilerek düştü yine bir planın peşinde. Bu sefer ne için tuzağa düştü amacı tam olarak ne henüz ben de bilmiyorum ama oradan Oğuz'la birlikte sağ salim kurtulacaklar şerefin adamlarını etkisiz hale getirecekler bundan eminim. Tabii belki de onları oradan binbaşı ve ortakları kurtaracak kim bilir. Bu konuyu yarınki videoda daha detaylı konuşacağız elbette ama Halil İbrahim oradan kurtulur kurtulmaz Kaan ve Zeynep'in düğününü veya nikahını basıp Zeynep'i kurtarabilir. Bu da ihtimallerden biri. Bir düşünsenize böyle bir sahne ikinci kez yaşansa sizce de heyecanlı olmaz mı? Bence muhteşem olurdu. Umarım böyle bir sahne yazılır. Bu arada unutmadan söyleyelim son bölümle ilgili yaptığım analizlerin bazıları gerçekleşti. Binbaşı'nın kikalar aracılığıyla paraları Keşenver'den geri aldığını Şeref tahmin edecek demiştik. Öyle de oldu. Yani Şeref bu işi Mecnun Binbaşı'nın yaptırdığını kesin olarak anladı. O yüzden Mecnun Binbaşı da bir bakıma tehlikede demektir. Şeref her an Binbaşı'ya bir suikast gerçekleştirebilir. Diğer yandan Damla Fikret'i vurmaz demiştik öyle de oldu. Fakat bu sefer de Şota Damla'dan nasibini aldı. Ancak Şota'nın ölmeyeceğini önceki videolarımda zaten söylemiştim. Öyle de olacaktır. Yarın yapacağım videoda kalan diğer konuları da konuşacağız merak etmeyin. Tabii siz yine de anlatmamı istediğiniz konular varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Uzak Şehir dizisiyle ilgili yapmış olduğum analiz videomu bugün paylaşacağım. Sakın kaçırmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yarın 18.00'da Hudusuz Sevda ile ilgili yeni bir videoda görüşmek üzere.